Buraya özellikle kesime işaretini aldım. Kadın cinayetleri. Medyada biliyorsunuz yani bir kadın öldürüldüğü zaman kadın cinayeti diye ortaya çıkartılıyor. Ama ben hiç erkek cinayeti diye bir şey olduğunu görmedim. Erkekler öldürüldüğü zaman cinayet, ölmüş, cinayet işlem. Ama kadın öldüğü zaman kadın cinayeti. Neden Biraz kadınlar öldürüldüğü perçem zaman... taşa asıyorlar erkekler öldürüldüğü zaman bir de utanmadan. Evet. Yani neden cinayeti insanlık üzerinden değerlendirmiyoruz da kadın cinayeti diye ayrı bir değer biçiyoruz? Öldürülen kadın olunca öldürülmesi daha mı vahşi oluyor? Ya ama öldürülen erkek olunca o kadar ölmesi o kadar değerli bir olay olmuyor. Yani neden cinayetleri cinsiyetlere ayırıyoruz ve bu en nihayetinde toplumda ayrışmaya ve bölünmeye yol almaz mı? Çünkü benim burada gördüğüm kadın cinayetlerinin kadın cinayeti olarak sunulmasının sebebi en nihayetinde kadınların ve erkeklerin arasına bir nifak koymak, yani ayrıştırmak aslında. Ben bunun amacının bu olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? O nifak koydukları zaman aynı şeyi düşünüyoruz. Sence kim bundan çıkar elde ediyor? Kim nifak koyuyor? Feministler. Evet. Bir grup kadın derneği. Bak bir grup işsiz güçsüz dernek kuruyor. Sağdan soldan yardım topluyorlar. Aidat topluyorlar. Kendilerine işi yaratıyorlar. Üzerine bundan kim prim yapıyor? Siyasetçiler. Abi bundan kim prim Evet. yapıyor? Bu derneklere yardım eden hani kurumlar, hani böyle kurumsal şirketler babasının ayrına mı ediyor? Bunu işte kadın bilmem neyi durdurma platformuna desteklerimizle, bilmem neyimizle, şuyumuzla, buyumuzla deyip pazarlayıp ekmeğini de ticaret yiyor mu? Abi olmayan bir şeyi cinsiyetçi bir ayrım yaparak, bak ayrım yaparak, bir şey algılatarak arkasında ne var diye baktığın zaman yine çıkar var, yine para var, başka hiçbir şey yok. Yani bir tasarım var ve bu tasarımın amacı da maddi çıkar. Ve bir sürü farklı çıkar odağı bundan çıkar elde ediyor. O ölen kadınların şeyinden, ölümlerinden, ölen insanların ölümlerinden abi prim yapıyorlar. Şimdi ben bir ekran paylaşacağım. Senin paylaşımını kapatıyorum. Hı. Bir dakika. Abi İçişleri Bakanlığı ölümlerle kasten öldürme olaylarıyla alakalı bir istatistik yayınlamış. Ne Hı. zaman yayınlamış? 2021'de yayınlamış. Yani 2021 dahil şeyler var bu istatistiklerde. Kaynağımız da İçişleri Bakanlığı'nın web sayfası içişleri.gov.tr diye isteyen bulabilir de. Kasten öldürme olayları demiş. 2006'da toplam 3020, 100 binde 4,40 iken tüm Türkiye'de 2020'de 2075'e düşmüş. Binde 2,20'ye. Hoş bu arada 2020'de pandemi senesi çok sağlıklı bir istatistik olmayabilir ama 2006'da kasten öldürme olayında kadın cinayetleri olarak İçişleri Bakanlığı da ayırmış. 468 kadın ölmüş. 2522 erkek ölmüş. Bakın 2020'de 385 kadın ölmüş. 1690 erkek ölmüş. 6284 kapsamındaki cinayetler demiş. Yani bu toplam 2020'deki 2070 ölümün 267 tanesi bu aile içi şiddet kapsamında gerçekleşmiş. 2006'da 3020'nin 307'si. Yani geri kalanı arkadaşlar böyle bu istatistikler sağlıklı değil. Aslında gerçek istatistikler dünya çapında %20'ye 80'dir. Yani bir kadına karşılık 5 erkek ölüyor, öldürülüyor daha doğrusu. Ha kadınlar tarafından öldürülmüyor. Yine çoğunluğu erkekler tarafından öldürülüyor. Ve çoğunluğu erkekler tarafından öldürülse de ortada bir şiddet problemi var. Ama sesi çıkan kim? Abi kadınlar. Peki kadınlar erkeklere cinayet ve hani bu tür şiddet uygulamıyor mu? Uyguluyor. Evet. Yine başka bir share screen yapıyorum. Abi mesela benim eski favori haberlerimden birisi. Şunu şöyle bir alayım. Konuyu önden bir anlatayım. Şöyle alayım daha sonra tekrar ekran alırım. Abi İstanbul'da bir hakim eşi tarafından kavga ediyorlar. Üzerine kızgın yağ döküyor.
kızgın yağ döktükten sonra bıçaklıyor. Ondan sonra camdan aşağı atıyor adamı. Bu arada bunu bir kadın yapıyor. Akabinde de kendisi de atlıyor ve intihar ediyor. Tamam mı? Yani korkunç bir olay bu. Ama bildiğin hare benzeri olaylar bir kadının başına geldiği zaman Türkiye ayağa kalkıyor. Aynen mesela şu andaki bugün konumuzu bu konuyu açmamıza sebebiyet veren o yaratığın işlediği cinayet gibi. Ama bu işlenen cinayet de son derece vahşi. Ya böyle hani canavarca işlenmiş bir şey. Bak kızgın ya artı bıçak artı camdan atıyor. Tamam ve kendisi de intihar ediyor. Bak paralellikleri görüyor musun? Ya ikisi de yaratık bunu yapan. Hani bunu yapan kadın. Şimdi o ne diyor diye bir sayfa var. Hani böyle popüler hani şey yapan. Abi, abi bu arada bu haberi ilk okuduğumda benim midemi bulandıran o haberin altındaki yorumlar olmuştu. Hani ne yaptı da şöyle mi? Hak etmiştir, bilmem nedir. Hani şunu şu evet. an şey diyorlar ya. Yani yorumları bak sen yine sosyolojik bir takım kaygılar güderek yani topluma bir şey vermeye çalışarak ve kadınlarımızı bilinçlendirmek gerekmiyor mu? Kadınlarımızın da sorumluluğu yok mu sorusunu sordurmaya çalışıyorsun. Yanlış anlamıyorum değil mi Zafer? Doğru evet. Abi ve bunda bir sonuçta yine bir toplumsal iyilik için kötü adam olmayı kabulleniyorsun. Hani bir fedakarlık var şeyinde. Çünkü o linci yiyeceğini biliyorsun. O tepkileri alacağını biliyorsun. Abi hayvan bir şekilde ama hayvan bir şekilde yani böyle bir cinayetin altında insanların hak etmiştir. Ne yaptı da böyle yapmış? Şu mu olmuş? Bir kadın korosu bildiğin ölen adama çemkiriyor. Evet. Şimdi evet. Vahşice öldürülmüş adamlara öldürüldükleri için ve kadın da kendilerini öldürdüğü için yine adamı suçluyorlar. Yine adamın suçu yani. Şimdi bak haberi alıyorum. Haberi magazinleştirmişler, taşak geçiyorlar arkadaki hikayeyi anlatarak. Şimdi neredesin sen? Tamam. Hakim eşini öldürüp intihar etmişti. Ardından film gibi hikaye çıktı. Bak magazin izle beni diyor. Hani oku beni diyor. Olay da enteresan hakikaten ama bu arada. Bu arkadaş ölen hakim arkadaş bu kadının boşanma davasına bakıyor. Ben size özettiğim hepsini okuyayım. Ve böyle dedim ya magazin okunsun diye böyle biraz da şey yaparak kadının boşanma... suratı da harbiden yani sıkıntılı. Aynen. Şeytan. Ondan sonra bunlar tanışıyorlar ve bu arada bu hakim arkadaş da boşanma safhasında. Bu ikisi adam bu kadını boşuyorken tanışıyor ve birlikte oluyorlar. Boşanma davaları da devam ediyor ve sevgili oluyorlar. İkisi de boşanma safhasında ayrıldık da size diye. Bu arada kadın bu adamla henüz daha sevgiliyken ve boşanmamışken hamile kalıyor. Hakim de diyor ki hani canım diyor hem senin davan yakında bitiyor hiç çocuğu aldırma. Hani ben daha sonra çocuğumu kendi üstüme kaydederim diyor. Tamam diyor kadın da çocuğu doğuruyor. Bu arada boşanıyorlar. Eski kocanın üzerine de yazıyor kadın çocuğu nüfusuna. Boşanma olduktan sonra bu kadınla bu adam evleniyor ve hakim gidiyor. Soybağının tespiti davası açıyor. Hani çocuk çünkü davayla oluyor. Kadın gizlice adamın arkasından adamdan yaptığı çocuğu eski kocasının soyuna yazıyor öyle mi? Aynen adam da sonra bu kadınla evleniyor. Evlendiği için gidiyor bu kadının çocuğunu kendi üzerine almak istiyor. Ve dava esnasında ne çıkıyor? Çocuk bizim hakimin değil eski kocanın çıkıyor. Yani kadın boşanma safhasında bununla sevgiliyken eski kocaya da vermeye devam ediyor. Bu yüzden de o genetik testler adli tıptan geldikten sonra kavga çıkıyor bunların arasında. Adam da diyor ki ben seni boşayacağım diyor. Siktir git diyor. Orospu diyor muhtemelen. Hakaret ediyor. Ne diyorsa artık hani ciddi kavga çıkıyor. Ve kavga çıktı diye kadın kızgın yağlı adamı kavuruyor. Sonra bıçaklamaya başlıyor ve öldürüyor. Ve bu arada hakim eşini öldürüp intihar etmişti. Dur şunu kapatayım. Altından film gibi hikaye çıktı. Yani bak bu haber sayfasının sahibi orospu çocukları için bu bir hikaye.
film gibi bir hikaye, bir kurgu. Götün yiyorsa sen mesela diyelim bak her Twitter'da haberlerde bu Semih Çelik vakasıyla alakalı bir sürü değişik hikayeler çıkıyor değil mi? Götün yiyorsa sen böyle bir haber yap. Film gibi hikaye yaz. Aha. Selim Çelik iki kişiyi, iki kadını başını kesti film gibi hikaye yaz bakalım. Göt yer mi? Yemez. Niye? Burada öldürülen, burada işkenceye uğrayan, vahşice, canavarca katledilen bir erkek. Bak evet. Bunun gibi çok hikaye var. Yani oturup bunun için ayrı bir program yapabiliriz. Yani katledilen erkekler programı yapayım ben sana. Evet, mutlaka yapmalıyız.